باب الفخذ هل هو من العورة أم لا؟ باب bu bir baptır. Ki bu mudaf. Mudafın değil hangisi? El fakhiz, fakhiz, uyluk. Hel huve minel avreti, avretten midir? Em la, değil midir? Uyluk, avret midir, değil midir? Bu da ihtilaflı. Bazıları diyor ki avrettir. Bazıları diyor ki avret değildir. Haddesen ibn-i Merzuk'in, ibn-i Merzuk rivayet eyledi. Kale haddesen Ebu Asim, an ibn-i Cüreyf'in, kale akberen Ebu Halid, an Abdillah ibn-i Sa'id, el Medini, قال حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها أزواج المتاهرتان حضرة حفصة رضي الله عنها رواية إلمش كي قالت بيرد حضرة حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz قد وضع ثوبه elbisesini koymuş ki beyne fahizeyhi iki uyluklarının arasına iki uyluklarının arasına elbisesini toplamış yani dizlerinden aşağısı açık. Uyluk buradan buraya kadar olan kısım mı? İşte uyluk bu. Yukarıdan işte uyluk. Bizden yukarısına uyluk diyorlar. Yani uylukları örtük de uyluklar içerisinde elbiseyi oraya toplamıştı arasına dizden aşağısı açıktı. O manaya geliyor. Fakat şimdi buradan diyor ki hayır. O fakizinin bir kısmı da açıktı manasını çıkarıyor. Halbuki o bu hadise var mı? Uyluğunun bir kısmı açıktı diye yok. Diyor ki uylukların arasına elbiseyi koymuştu. Şimdi öteki taraf diyor ki fahiz-i evret değildir. Çünkü bak Resulullah Efendimiz açık bırakmış. Yok hadise hani. Uylukların arasına toplamıştı. Anlaşılıyor ki dizden aşağı açıktı. Oraya toplayınca dizden aşağı açıktı. Evet. Beyni feca Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir geldi. Festezene izin istedi. Feezine lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona izin verdi. Ala heyeti o şekilde böyle dizden aşağısı açık Hazreti Ebu Bekir'i kabul etti. Sümmece Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer geldi. Bir misli hadis sıfat. O sıfatta yine Peygamber Efendimiz o şekilde oturuyordu. Yine Peygamber Efendimiz dizden aşağısını öpmedi. Sümmece Ünasun min eshabihi Eshabından, Resulullah Efendimiz'in eshabından başka adamlar da geldi. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala heyyeti. Peygamber Efendimiz gene o heyyetinde dizden aşağısı açıktı. Sümme ca Osman'ı. Sonra Hazreti Osman geldi. Festezen aleyhi. Girmeye izin istedi. Feezine lehu. Ona izin verdi. Sümme ehede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevbehu. Sonra Peygamber Efendimiz elbisesini aldı. Fetecelle lehu. Dizden aşağısına örttü. Yani açtı elbisesini, entarisini açtı. Dizden aşağısını örttü Hazreti Osman girince. Fetehaddesu konuştular. Sümme haricu sonra çıktı gittiler. Bunu kim rivayet ediyor? Hazreti Hafsa radıyallahu anh. Onlar gittikten sonra fekult Hazreti Hafsa diyor ki ben dedim ki ya Resulallah ca Ebu Bekir'in ve Ömer'u ve Ali'yun radıyallahu anhum ve ibnâsun min eshabi. Ebu Bekir geldi, Ömer geldi, Ali geldi, senin eshabından bir takım cemaatler geldiler. Ve ente ala heyetik. Sen de bu heyetindeydin. Yani elbiseni uylukların arasına toplamıştın, dizden aşağı açıktı. Felemma ca'a Osman radıyallahu anh. Vaktaki Osman geldi, tecellel de sevbek. Elbiseni dizlerinden aşağıda örttü. Niye böyle yaptın yani, sebebi neydi soruyor. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki اَوَلَا اَسْتَحْيِي ben haya etmeyeyim mi? Mimmen bir kimseden ki تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَ melaikeler ondan haya eder. Melaikeler kendisinden haya eden bir adamdan ben haya etmeyeyim mi? Melaikeler Hazreti Osman'dan haya ederdiler. Onun için Resulullah Efendimiz de ondan haya etti. Diğerlerine lavabali bulundu. Fakat Hazreti Osman geldiği gibi hemen her tarafını öptü. Galet Hazreti Hafsa diyor ki ve semiyatu ebi ve gayrehu babam Ömer'i işittim ve başkalarını da işittim yuhaddisune nehven min hada buna benzer hadisleri onlar da rivayet ederlerdi. Gale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi buyurdular ki fezehebe kavmun bir kavim zahib oldular ki la ennel fekize uyluk leyset minel avreti avretten değildir. Avret değildir dediler. Ve ihtecu ihticac ettiler.
fizalik bu mesele hakkında bihazel hadis, bu hadisi ihtiyaç ettiler. Delilleri de bu hadis. İşte bak Resulullah Efendimiz uyduğunu açık bırakmış. Uyduğunu açık bırakıyor. Yok ki bu hadiste. Yani iki uyluğunun arasında elbisenin olması, uyluğun açık olmasını delalet etmiş ki. Belki açık var idi, belki yoktu. Yani bir defa elbise uyluğun ya kısmı azemini örtmüştü, ya hepsini örtmüştü. Onlar diyorlar ki hayır uyluk açıktı diyor. Baksana. Halbuki yani haya itibariyle de bir adam uyluğunu öyle getirsin de sede avret-i alize mahallesinde elbisesini örsün, uyluk açık olsun, ondan sonra ashab-ı kiram gelsin konuşsun. Akıl da bunu kabul etmiyor. Niye? Peygamber Efendimiz ve inneke la ala hulukun azim, en büyük bir ahlak üzerine. Bu hadisten sonra bu mana çıkmıyor. Onlar girdiler, Resulullah Efendimiz'in de uyluğunun bir kısmı açığı diye, yahut hepsi açığı diye bir rivayet de yok. Yani delil, istidlal acayip bir istidlal. Yani o adam kendi düşüncesini ileri sürmek için, illa fahız, evret değildir demek için hadisten ters mana çıkarıyor bu. Hadisten uyluk açık bir manası yok ki. وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Fakat başkaları bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki الْفَخِذُ عَوْرَةٌ Uyluk avrettir. وَقَالُوا dediler ki قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ Bu hadisi rivayet eyledi. جَمَاعَةٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ Ehli Beyt'ten bir cemaat bunu rivayet eylediler. Yani Peygamber Efendimiz'in Ezvaç-ı Mutahharatından bir takım cemaat bunu rivayet eyledi. أَلَا غَيْرِ مَا اُلْبِرْ gayrisi üzerine ki ravahu onu rivayet eyledi. اَلَّذ۪ينَ يَحْدَجَشْكُمْ بِرِوَايَتِهِمْ Sizin, onlara diyoruz ki sizin istidlal etmiş olduğunuz bu hadis var ya, siz delil getiriyorsunuz. Halbuki Ehl-i Beyt'ten başkaları bu hadisi başka şekilde rivayet eylediler. Sizin rivayetiniz gibi değil. Bir defa rivayette de değişiklik var. Evvela bu hadis delil olmaz. Sanıyorum bu hadisin rivayet şekli de değişik. Siz Hazreti Hafsa'dan rivayet ediyorsunuz. Yine Ehl-i Beyt'ten başka şekilde rivayet ediliyor. فَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ İşte Ehl-i Beyt'ten başka şekilde rivayet edilen hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا Ol bir rivayet ki bize rivayet eyledi. İbrahim ibn-i Merzuk قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ ibn-i عُمَرَ ibn-i فَارِسِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ ibn-i اَنَسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَ ibn-i سَعِيدِ An ebiye an Aişe'te radıyallahu anh. İşte Hazreti Aişe'den rivayet eyledi ki Enne Ebu Bekir'in radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir İste'zene alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in huzuruna girmeye izin istedi. Ve Resulullah Peygamber Efendimiz de La bisu murti ümmil müminin Ezvaç-ı Mutahharat'tan birisinin fotasını giymişti. Mürt. Mürt demek üzerine alınan çarşaf gibi bir şey. Yahut da belinden aşağı sarındığı bir şey. Ona mürt derler. Bazen kadınlar da başına atar da beline kadar örter. Bunlara mürt derler. Yani çarşafın bir nevi. Resulullah Efendimiz onu giymişti. فَاَذِنَ لَهُ Ebu Bekir radıyallahu anh'a isim verdi. فَقَدَا اِلَيْهِ حَاجَتَهُ geldi. İhtiyacını gördü gitti. Ne sual edecekse sual etti gitti. Sümme kharece. Sonra Ebu Bekir çıktı. Sümme ste'ezen aleyhi Ömer radıyallahu anh. Sonra Ömer izin istedi. Ve huve ala tilkel hal. Peygamber Efendimiz o şekildeydi. Fekada aleyhi haceti. Hazreti Ömer girdi. Onun da ihtiyacını gördü. Sümme kharece. O da çıktı. Feste'ezen aleyhi Osman radıyallahu anh. Sonra Hazreti Osman izin istedi. Festeva calisen. Peygamber Efendimiz yan üstü yatıyordu. Nasıl Hazreti Osman izin istediyse kalktı oturdu. Ve kâle li Âişe Hazreti Âişe'ye dedi ki İcme'i aleyki sen elbiseni cem'il kendi üzerine siyâbeki elbiseni. İcme'i cem'il aleyki kendi üzerine siyâbeki elbiseni. Yani açık bir yerin olmasın her tarafın sımsıkı ört dedi. Halbuki ondan evvel Hazreti Ebu Bekir geldi, babası örtmedi, olabilir. Fakat Hazreti Ömer yabancı, elbiseni sımsıkı ört demedi ona. Hazreti Osman girince elbiseni üzerine topla dedi, ört. فَلَمَّا خَرَجَ Vakti Hazreti Osman çıktı, قَالَتْ لَهُ عَيْشَةِ Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem Efendimiz'e dediler ki,
Ma leke lem tefsa. Ma leke ya Resulullah, sana ne oldu ki? Lem tefsa, feza etmedin. Le Ebi Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anh'a. Ebu Bekir ve Ömer için feza edip de kalkıp oturmadın. Kema feza tel Osman'a radıyallahu anh. Hazreti Osman'a feza ettiğin gibi onlar da feza etmedin. Hazreti Osman izin ister istemez hemen kalktın oturdun. Her tarafını örttüğün gibi bana de bak elbiseni dikkatli ört dedin. Halbuki Ebu Bekir Ömer'e bunu yapmadın. Bunun sebebi ve hikmeti nedir dedi. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki İnne Osman'a radıyallahu anh, Hazreti Osman racülün bir adamdır. Öyle adam ki kesirul haya, hayası çok bir adamdır. Çok utanmıştır. Velev ezintü lehu, eğer ben ona izin verseydim ala tilkel hal, o hal üzerine öyle yan üstü yatıyorum, bir fotayı giymişim, laubali bir halde ona izin verseydim, o da bu şekilde girmiş olsaydı, haşitu, ben korktum ki en yebluğa fi haceti, en la yebluğa demek o, en la yübelliğe, en yübelliğe, şimdi burada lam mukadder, en la yübelliğe eriştirmeye hacete ve ihtiyacını. Beni böyle görür görmez utanırdı. İhtiyacını söyleyemezdi. Hemen döner giderdi. Bundan korktu. Çünkü çok hayali olduğundan dolayı utanırdı. Döner giderdi. Kendi görülecek ihtiyacını göremezdi. Sebebi bu. Haddesene ibn-i Merzuk. Kale haddesene Osman ibn-i Ömer. Kale haddesene ibn-i Ebi Zib. عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين واحد الشريف مثلني ابن مرزوق روايته لدي. حدثنا محمد بن عزير الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber efendimizin huzuruna girmek için izin istedi. ثم ذكر مثله أين واحد الشريف مثلني zikreyledi. Yani Resulullah Efendimiz Ezvac-ı Mütahharat'tan birisinin fotosunu giymiş olduğu halde yan üstü de yatmış, öyle kabul etti. Hazreti Ömer geldi, yine öyle kabul etti. Hazreti Osman gelince kalktı, oturdu. Her tarafını da örttü ve Hazreti Ayşe de sen de örtün dedi. Ondan sonra Hazreti Osman istedi. Bu hadisi o da rivayet eyledi. Haddesena Ravh ibnül Ferec kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr kâle haddeseni Leys ibn Sa'd قال حدثني عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden Hazreti Ayşe ve Osman رضي الله عنه bir de Hazreti Osman'ın kendisi حدثاهُ سعيد بن العاص rivayet eylediler ki أن أبا بكر رضي الله عنه Hazreti Ebu Bekir istazene ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin huzuruna girmek için izin istedi. Sümme zekere mislehu, sonra yukarıdaki hadis-i şerifin mislini zikreylediler. Gâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fehâzâ aslu hâzel hadis. İşte bu hadisin aslı budur. Leyse fihi, bunda olmadı. Zikru keşfil fekideyni asla. Uylukların açık olduğunu zikir geçmiyor hani. Bu hadis-i şerifler Hazreti Ayşe'den, Hazreti Osman'dan, Said ibn-i Vas'tan geliyor. Bunlar da var mı ki Resulullah Efendimiz'in uyluğu açık? Yok. Öyleyse yukarıdaki hadiste de yok ya. Resulullah Efendimiz elbiselerini iki uyluğunun arasına toplamıştı. Bu kadar var. Fahız kelimesi geçiyor orada. Bunlar da fahız kelimesi bile geçmiyor. Sonra yukarıdaki de iki fahızının, iki uyluğunun arasına toplamıştı. Açık olduğuna dair gene bir rivayet yok. Önce kapanmış olur zaten. Evet. وَقَدْ جَاءَتَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den geldi. اَثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ Tevatür derecesinde rivayetler geldi. Öyle asar da ki sihahun, sahih. Senede itibariyle hepsi sahih. فِيهَا O eserlerde olucudur ki اَنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ Uyluk avretlendir. Bu fehizin uyluğun evretten olmasına delalet eden hadisi şeriflerdendir. Maşhur bir hadis ki haddesene ibn-i Ebi İmran kâle haddesene el-Gavâhiriyyü kâle haddesene Yahya ibn-i Sa'idin en Sa'idin en ibn-i Cüreycin en Habibi ibn-i Ebi Thabit en Asim ibn-i Damurata en Ali'in radıyallahu anh.
Hazreti Ali'den Asib ibn-i Damr'a rivayet ediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali kerramallahu ve sellem buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu. El fakhidu avratun. Uyluk avrattır buyurdu. Fareh. Resulullah Efendimiz uyluk avrattır buyursun da kendisi açık bıraksın. Olur mu? Olmaz. İkinci hadis. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena İshak ibn Mansur. قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أمر Efendimiz çıktı فرآ فخذ رجل bir adamın uyluğunu gördü açık فقال buyurdu ki فخذ الرجل insanın uyluğu min avretihi avretindendir diye buyurdu ona emretti yani ört dedi. وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن محمد بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمس مر على معمر معمر اسمندك بذات yanından geçti بفناء المسجد مسجد الشريف kenarında o mamerde ne olduğu halde kâşifen an tarafi fehizi uyluğunun bazı yerlerini açık bırakmış olduğu halde. Hepsi değil de bazı yerleri açık. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona buyurdu ki Hemmir fekizeke ya ma'mer. Hemmir ört. Fekizeke uyluğuni ya ma'mer. Ey ma'mer uyluğunu ört. İnnel fekizeyni avratin. Uyluklar avrattır buyurdu. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مسعب قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين بحديث الشريف أبو الجحش روايته لدي يعني معمر أمر ديور كي أويلوغا تشكمش أوت أويلوغا أبرك جندر حدثنا فاتن قال حدثنا الحماني قال حدثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن جحش قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي في السوق محمد بن عبد الله بن جحش diyor ki ben Peygamber Efendimizle çarşıda beraber gidiyordum فمر بمعمر معمر denilen şahse sizin yanından geçti. Câlisen alâ bâbi. O adam da kapısında oturuyordu. Demek evinin kapısı çarşıdaymış. Ne oldu o halde? Mekşûfeten fehizuhu. Onun uyluğu açık olduğu halde oturuyordu. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem ona emretti ki Khemmir fehizeke. Uyluğunu ört. Ama alimte sen bilmedin mi ki ennehâ uyluk minel avreti avrettinir. قولي بالمدني بنا بيلا أمرتي والله تعاقب المنصور قال حدثنا المحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki فَخْذُرْ رَجُلِ اَرْكَجِنْ اُيْلُغُ مِنْ عَوْرَتِهِ onun عَوْرَتِنْدَنْدَرْ اَوْ قَالَ مِنَ الْعَوْرَتِ ya min avreti dedi yahut da minel avreti dedi. Ravi şekil ediyor. Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Hasanun ve İbn-i Salih İbn-i Hayy. Hasan de kimmiş? İbn-i Salih İbn-i Hayy'miş diyor. An Abdillah İbn-i Muhammed İbn-i Aqil an Abdillah İbn-i Cerhed-i Leslemi an Ebihi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yukarıki hadisi Şerifi Ali İbn-i Mâbet'ten rivayet eyledi. Bunu da Fehd'den rivayet eyledi. İkisi de aynı hadisi şerif. Haddesena Yunus'u قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي النضر عن زرعة ابن عبد الرحمن ابن جرهد عن أبيه وكان من أصحاب الصفة زرعة ابن عبد الرحمن جرهد babası Abdurrahman'dan rivayet ediyorlar ki Abdurrahman Ashab-ı Suffa'dan imiş. Ashab-ı Suffa dedikleri sahabe-i kiramın fukarası mescidin son tarafındaki avlusunda sofa derler Türkçe'de. Orada Suffa. Orada dururlardı. Şimdiki ağaların dekkesi var ya işte orasıydı.
Orada dururdular. Onların evleri yok. Orada yatarlar, kalkarlar, yerler, içerler. Cihad olduğu vakitte cihada giderler. Cihad olmadığı vakitte Resulullah Efendimiz'in huzurunda hadis öğrenirler. Elim öğrenirler. Onlar fakir olduğundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ederdi ki bunları bırakmayın. Kimin bir kişilik yemeği varsa iki kişiye yeter. Bir tane götürsün. İki kişilik yemeği varsa üç kişiye yeter. Yani o da bir tane daha götürsün. En çok Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onlardan çok götürürdü. Onlar fakir, bir şeyleri yok işte. Bu da onlardan idi. Hazreti Ebu Hureyre de onlardan idi. Diyor Ashab-ı Suffe'den idi. Ennehu kal, o buyurdu ki, celese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi. Peygamber Efendimiz benim yanımda oturdu. Ve fekizi münkeşifetün. Benim uyluğum da açıktı. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hammir, ört. Aleyke senin üzerine. Yani dizini ört. Ama alimte sen bilmedin mi ki ennel fahize uyluk avratun avrattır. Bunu bilmedin mi? Bu okuduğumuz hadis-i şeriflerin hepsi neye delalet ediyor? Fahiz avrattandır. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Müseddedun kâle haddesena Yahya ammis'arin kâle haddesena Ebu Zenad عن أمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم işte أصحاب الصفدان olan جرهد torunu ondan rivayet ediyor ki مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bana geldi ve aleyye bürdetin benim üzerimde de bir fırka var idi قَدْ كَشَفْتُ أَنْ فَخِذِي uyluğumu da açmıştın. Fekale buyurmuştu ki, buyurdu ki gatti fekhizeke uyluğunu ört, el fekhizu avretun uyluk avret dedi, buyurdu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fehâzîl âsâr, işte bu eserler öyle eserler ki el merviyyetu an Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz'den rivayet olunan bu eserler tuhbiru, haber veriyor ki ennel fekhize uyluk avretun avrettir. وَلَمْ يُضَادَّهَا bu rivayetlere zıd olmadı. اَثَرٌ صَحِيْهٌ sahih bir rivayet bunlara zıd olmadı, zıd gelmedi. فَقَدْ سَبَتَ بِهَا işte bu sebeple sabit oldu ki اَنَّ الْفَخِذَ اُيْلُكْ عَوْرَةٌ اَوْرَةٌ تَبْطُلُ الصَّلَاتُ namaz batil olur. Bir keşfi'a uyluğu açmakla. Bir adam uyluğu açılırsa namazda namazı batil olur. كَمَا تَبْطُلُ namaz batil olduğu gibi bir keşfi مَا سِوَاهَا uyluğun başkasını açmak sebebiyle. Neden? Minel evrati, evret olan yerlerden. İnsanın evret olan yerlerinden bir yer açık olursa namazı batıl olduğu gibi uyluk da açık olursa namazı batıl olur. فَهَذَا وَچُهَاتَ الْبَابِ İşte bu babın veçi budur. مِنْ تَرِيْقِ تَصْحِيْهِ مَعَانِ الْاَثَارِ Eserlerin, hadislerin manalarını tasih itibariyle yol budur. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكْ مِنْ تَرِيْقِ النَّزَرِ اَمَّا قِيَسْ تَرِيْقِيْلَ bunun yolu فَاِنَّا رَأَيْنَ الرَّجُلَ biz bir adamı gördük ki yanzuru bakar مِنَ الْمَرْأَةِ kadından اَلَّتِ öyle kadın ki لَا مَحْرَمَ بَيْنِهُ وَبَيْنْهَا kendisiyle o kadın arasında bir mehremiyet yok. Yani ecnebi. Ecnebi bir kadına bakar. Neresine bakar? اِلَى وَجْهِهَا وَكَفِّيهَا yüzüne bir ellerine bakabilir. وَلَا يَنْزُرُ bakamaz. اِلَى مَا فَوْقَ ذَٰلِكَ yüzünden yukarısına, مِنْ رَاسِهَا başından. وَلَا اِلَى أَسْفَلَ مِنْهُ yüzünden aşağısına da bakamaz. مِنْ بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا arkası olsun, göğsü olsun, bunlara bakamaz. وَفَخِذِيهَا وَسَاقِيهَا uyluğuna yahut da baldırına, bunlara da bakamaz. وَرَئِيْنَهُ biz gördük yine ki fî zâtil mahremi minhu. Bir adam kendi mehremi olan kadında bakmak itibariyle, o kadına bakmak itibariyle lâ bâse beys olmadan yenzure minha mehremi olan kadına baka ilâ sadriha göğsüne ve şe'riha saçına ve veçiha yüzüne ve râsiha başına ve sâgıha baldırına bunlara mehremi olan bir kadına bakmakta beys yok. Ve lâ yenzuru bakamaz. وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ مِنْ بَدَنِهَا kendi mehremi olan kadının da bu ikisinin arasındaki yere bakamaz.
Yani göğsünden aşağı, uyluğundan yukarı buralara bakamaz. Ve kezalike yine böylece ra'eynehu. Biz bir adamı gördük ki yanzuru nezar eder, bakabilir. Minel emeti cariyeden. Elleti öyle cariye ki la milke lehu. Kendisinin bir mülkiyet olmadı aleyha cariye üzerine. Yani o satın almamış kendi mülkinde değil. Ecnebi olan bir cariyeden, evet, azalarından bakabilir. وَلَا مَحْرَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا Kendisiyle o cariye arasında bir akrabalık, mahremiyet de yok. Yabancı. Evet. فَكَانَ مَمْنُعًا Baktık ki o adam memnu oldu. مِنَ النَّزَرِ Bakmaktan. مِنْ ذَاتِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ Kendi mahremi olan kadından olan azalara bakmakla ve minelemetilleti leyset bi mahremin lehu kendisine mahrem olmayan ve mülk olmayan bir cariyeden de evet bakmasından memnun oldu. Ona bakamaz. Ve la milke lehu aleyha. O cariye mahrem değil ve kendisinin mülki de değil. Nesine bakamaz? Neden memnun oldu? Neye nazardan memnun oldu? İlâ fâhidihâ. Uylu ona bakmak. İster mahrem olsun kendisinin. İsterse cariye olsun. Ama cariyenin mahremiyeti olmayacak, kendi mülkiyetinde de olmayacak. Uyluğuna bakamaz. كَمَا كَانَ مَمْنُعًا مِنَ النَّظَرِ اِلَى فَرْجِهَا Kadının fercine bakması memnun olduğu gibi uyluğuna da bakması memnun olur. Yani kendi mahremi olsun, anası, kız kardeşi, halası bunların neresine bakabilir? Yüzüne, yüzünden yukarı saçlarına, başına, göğsüne, evet, baldırlarına bakabilir. Ama göğsünden aşağı, evet, dizinden yukarı yere bakamaz. İsterse kendi mahremi olsun. Evet. Cariyeler de böyle. Yani cariyelerin bazı el, kol, bunlar müstesna. Yabancı cariye daima çalıştığından Efendimiz'in hizmetinde eli kolu açık çalışabilir. Onlara bakılabilir. Ama cariye olsa bile diz kapağından yukarı, göğsünden aşağı yerine bakamaz. Memnudur. Fesari hükmül fahidi. Öyleyse... O ders okuyacağız. Bizim dersimiz var. Fesari hükmül fahidi. Uyluğun hükmü oldu. Minen nisai kadınlardan. Kadınlardan uyluğ oldu ki hükmül ferci. Fercin hükmü gibi oldu. La ke hükmü sâd. Şimdi uyluğu burada baldıra mı kıyas edeceğiz yoksa ferce mi kıyas edeceğiz? Diyor ki ferce kıyas. Ya nasıl ferce bakmak haramsa uyluğa da bakmak haramdır. Ama baldıra bakması mehreminin baldırına bakabilir. Fakat yabancıya bakamaz. فَنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine kıyas nedir? اَنْ يَكُونَ مِنَ الرِّجَالِ Erkeklerden de ola eyza böylece kezalik. Bir erkekin baldırına bakabilir ama uyluğuna bakamaz. Haramdır. Yani diz kapağından yukarı bakamaz. وَاَنْ يَكُونَ حُكْمُ فَخِذِ الرَّجُولِ Bir adamın uyluğunun hükmü ola فِنَّزَرِ اِلَيْهِ uyluğuna bakmak da كَحُكْمِ فَرْجِهِ اَوْرَةِ غَلِزِ gibi ola. فِنَّزَرِ اِلَيْهِ ona nazar. Nasıl evreti galizasına bakamazsa uyluğuna da bakamaz. لَا كَحُكْمِ سَاقِهِ Baldırının hükmü gibi değildir. Erkekin baldırına bakabilir. Ama uyluğuna bakamaz. فَلَمَّا كَانَ النَّزَرُ Vaktaki nazar oldu. اِلَى فَرْجِهِ Kadının evreti galizesine nazar oldu. Muharremen haram oldu. Erkekin. كَانَ كَذَٰلِكَ النَّزَرُ اِلَى فَخِذِي مُحَرَّمًا Bir erkek, bir erkekin evreti galizesine bakamadığı gibi uyluğuna bakması da haram oldu. وَكَذَٰلِكَ Yine böylece dir kullu ma kana haraman ala rajuli erkeke haram olan her şey böylece oldu ki en yanzura ileyhi minhu ondan nazar ede ila zatil mahremi minhu kendisinin mahremi olan bir kadının nerede hangi azalarına bakarsa yahut da bakamazsa erkekten de öyle oldu fe haramun ala rijal öyleyse erkekler üzerine haramdır en yanzura ileyhi ba'duhum min ba'din bazılarının, bazı erkeklerin, diğer bazılarının uyluğuna bakması haram oldu. Avrat-ı galisesindir. Ve kullu ma kâne helâlen. Her bir şey ki helal oldu. En yanzura baka zülmehremi
mehrem olan bir kimse minel mer'eti kadından, öyle kadın ki zatil mehremi minhu. Kendisine mehrem olan bir kadının hangi azalarına bakması ki helal oldu? Fela besen yenzurehu ricâl. Erkeklerin de bakmasında beis yoktur. Bâdûn ilâ bâd. Bazılarının bazılarına bakmasında zarar yoktur. Hocam? He. Nazar. İşte kıyasın aslı budur. Fî hâzel bâ, bu babda kıyasın aslı da budur. Yani biz baktık bir adam, mehrem olan bir kadının nerelerine bakar, yabancı olan bir kadının nerelerine bakar. Mehrem olan bir kadının yüzüne, ellerine, başına, saçlarına yukarıki taraftan bakabilir. Bir de göğsüne. Mehremli. İyi. Göğsünden aşağı diz kapağına kadar bakamaz. Diz kapağından aşağı ona da bakabilir. Öyleyse erkek erkeğe de bu kadar bakabilir. Hani derler ya göbekten diz kapağına kadar. Ha, yabancı kadın olursa yüzüyle ellerine bakabilir. Diğer yerine bakamaz. Yüz meselesinde de ulemanın ihtilafı var. Eğer kadın güzel ise, fitne-i mucib olursa yüzünü örtmekle emrolunur. Hiçbir kimse onun yüzünü açıp bakamaz, ona muhaddarat derler. Yani bazı kadınlar yüzünü bile göstermez. Fitneye sebep olmasın diye. İlla ki bir hakimin huzuruna gitti, hakim onun lehine yahut aleyhine hükmedecek, yahut da şehadete gitti, şehadetini dinleyecek. Kadı onun yüzü güzel de olsa, genç de olsa yüzünü açtırıp bakacak ki tanısın ki lehine aleyhine hüküm vere. Yani orada bir zaruret var. Yahut şahit ise şehadetini kabul ede. Böyle yüzü örtük bir kadın kimdir ne bilsin. Ama bunun gayrisi böyle çarşıda, pazarda bir kadının gezerek yüzünün açmasında caiz midir, değil midir? Ulemanın ihtilafı var. Genç olursa, fitne-i mucib olursa bir ittifak haram. Yok, çirkin olursa, tabii bir şekilde güzelliği yoksa, ulemanın bazı demiş ki bu caizdir. Saçlarını göstermemek şartıyla, ellerini yüzü müstesna. Bazı de demiş ki yalnız bir gözden başkası caiz değildir. Bunda da ulemanın ihtilafı var. Bu bir gözden başkası caiz değildir diyenler de Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Buyuruyor ki biz evvela yüzümüzü açık bulundururduk. Hicab ayeti nazil olunca, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Yani ezvacı mütehharattan bir şey istediğiniz vakitte perde arkasından isteyin. Halbuki ezvacı mütehharat müminlerin anaları olduğundan onların nikahları da hiçbir kimseye caiz değildir. Müminlerin anası. Böyle oldukları halde siz bir eşya isterken perde arkasından isteyin. Doğrudan doğru hemen yanlarına gidip gözünü onun gözüne dikerek konuşma perde arkasında. Bir de ya eyyühen nebiyyü kul le ezvacike ve benatike ve nisail müminine yudinine aleyhinne min celabibihin. Bu ayeti kerime nazil olunca bu vakitte hicab Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki biz yüzlerimizi örttük. Hicab ayeti budur. Bu nazil olduktan sonra ensari kiramın kadınları sabah namazına gelirdiler. Başlarında bir kuş varmış, aman uçmasın diye o kadar dikkatli bulunurdular. Yani bir hareket de olmazdı. Sonra sabah namazını kılar, evlerine giderdiler. Bu kadın mıdır, erkek midir kimse bilmezdi. Bir gözümüzden, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, bir gözümüzden başka yüzümüzün her tarafını örtmeye başladık. Ki en kuvvetli rivayet budur. Bir göz. Ve o bazı vilayetlerde hala vardır. Kadın her tarafını örter, bir gözünü, yolunu görmek için. Ve sonradan bu peçeler icat edildi. Peçeyi örterse işte bu Hicaz da var mesela peçe. Kadın dışarıyı görür fakat dışarıdan bakan kadının yüzünü göremez. O peçe biraz kalın olursa bir de var ki dalaveri olur, peçe ince olur. Dışarıdan bakarsan o yüzünü görürsün. O dalavere yani o kadın zahiren bir perde örtüyor ama hakikatte yani bana bak diyor. Niye peçenin incesini kullanıyorsun? Peçenin biraz kalınlığını kullanacaksan ki dışarıdan bakan adam görmeye. Bu mesele bu, o kadar. Onun için kütüb-i fikiyyede bir hasenefi kitaplarında vardır ki kadının yüzü ve elleri avret değildir. Namazda avret değildir, o muhakkak. Namazda avret değildir ama namazın gayrisinde çarşıda, pazarda bir kadının yüzü açık gezmesi eğer güzel ise karşıki adamların nezaret dikkatini celbederse o da haramdır, yüzünü örtmesi lazımdır.
Evet. فَهَذَا هُوَ أَصْلُ النَّزَلْ فِي هَذَا الْبَابِ İşte bu babda kıyasın aslı bu. وَكَدْ وَافَكَ ذَلِكَ İşte bu muvafık oldu. مَا وَالْبِشَيَ كِجَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَاتِ Rivayetin gelmiş olduğu şeye muvafık oldu. اَلَّتْ وَيْلَ رِوَايَتْلَرْ كِرَوَيْنَاهَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den biz rivayet eyledik. فَبِذَارِكْ Bununla ne yapıldı biz alırız? وَهْوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةِ وَاَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu üç imamın kavli de budur. Nedir? Uyluk avrettir. Üç netice bu. Bu kadar bahs okuduğumuz Zehde Aleyhisselam iki tarafın delillerini okuduk. Ondan sonra neklen ispat ettiğimiz gibi aklındaki yasen de ispat ettik ki uyluk neden sayılır? Ferş tarafından mı sayılır yoksa diz tarafından, ayak tarafından mı sayılır? Ferş tarafından yani evreti galize tarafından sayılır.